yarattığı bu denilmektedir. Doktrinde yüzün mü? Şimdi yardımcı kaynaklar. Yardımcı kaynaklar medeni hukukta içtihatlar ve de doktrinlerdir. İçtihatlar mahkemelerin vermiş olduğu kararlar. Baba mahkemeler. Yüksek kurullarca bir çatı altında benzer durumdaki davaları çözümlemek amacıyla tek bir karara indirgenmek şeklidir. Bunun daha çok tanımını yapacak olan biz hukukçular ne buluyorsanız yapıştır. Harici olarak doktrinle hukuk alanında bilim branşı hukuk alanındaki bilim statüsüyle ilgilenen kişilerin bilim adamı desin. Hukuksal bilim adamları desin. Hukuksal bilim adamları demin kanunsal alanda yapmış oldukları görüşleri beyan etmektedir. Mandıra filozofları. Aynen öyle. Şimdi geldik iyi niyet. İyi niyetten bahsediyoruz. İyi niyet açıklayacağız. Bir durumu bilen veya bilinmesi gereken bir durumda oluşabilecek hukuki sorunlarda karşıki tarafı olayla ilgili hiçbir bilgisinin bulunmadığı ya da yanlış bilgisinin olmadığı ya da yanlış bilgisinin olmasına iyi niyet vermektedir. İyi niyet unsurları bilgisizlik veya yanlış bilgi ve bilgisizliğin mazur görülmesi şeklinde ikiye ayrılır. Bilgisizlik ve yanlış bilgi de iyi niyetle çözülebilmek için şunu belirtin zaten. İyi niyetin bir hakkın doğumuna engel olan bir durumu olaydaki varlığı ve gerekli unsurları hakkında maruz görebilme bilgisi bir yanlış bilgidir. Bir hak doğacak, o hakkın bilerek ya da bilinmeyerek engellenmesi. Hakkı ya da iyi niyetten sözü. Ha, evet. Medeni usulünde, medeni hukukunda en temeli iyi niyettir. Bilgisizlik ve yanlış bilgiden, hani ben bunları açıyorum, bunları hakkında doldurmak yine bize ait. Kompozisyon şeklinde yapmıştırıyoruz. Bilgisizlik ve yanlış bilgiden kasıt iyi niyetle çözülebilmek için öncelikle bir hakkın doğmuş olması gerek. Ve bu hak yanlış bir kişiye veya hukuki bir ilişkisi olmayan bir kişiye aktarılarak sonuç doğurması gerek. Sonuç doğurması gerek. Bunda da karşıki tarafın o konuyla ilgili bir bilgisinin bulunmaması gerek. Örneğin ben abime para yatıracağım. Abimin hesabına para yatıracağım. Bütün hesap numaralarını giriyorum. Bir hanesine yanlış girdiğim için para Hasan'a geliyor. Ve Hasan da o gün Çağdaş abiden aynı miktara yakın para bekliyor ve o parayı komple alıp harcıyor. Şimdi burada Hasan'ın iyi niyetinden bahsedebilmemiz için Çağdaş abinin Hasan'a yatırmış olduğu parayı kıyas yapmamız gerekiyor. Bu bir ve, ikinci bir örnekse. Yoksa hiç ben sebepsiz zenginleşme oluyor. Yoksa sebepsiz ve de iyi niyet sebepsiz zenginleşmeden koruyacak tek unsurdur. Evet. Şöyle bir durum da var. Dışarıdan para buldun, gittin bilgisayar aldın. Evet. Sen bilgisayar firmasını dava edemezsin transfer olan birisi. Peki ara ceza yaptırımı ne? İyi niyetin ceza yaptırımı üç çeşittir. İyi niyet karinedir abi, güvencedir. Güvence cezadan... Yok şimdi bu böyle bir durumda, bunun ceza yaptırımı ne? Bunun ispatıyla ispat edilir. Çünkü ben 1.000 lira bekliyorum, hesap kartımda 1 trilyon para var. Sıfırları fazla görmüşüm, fark edememişim. Ve bütün para ne kadar varsa almışım, sonra da fark etmişim. Ben bu parayı kullanırsam eğer, benim iyi niyetimden söz edilemez. Çünkü ben 1.000 lira bekliyordum, talep fazla, parayı almışım. Oradaki karışıklığı çözmemişim, eve gelin geçirmişim. Artık iyi niyetim yok. Tamam, orada ceza belediye olabilir. Şuradaki ceza belediye söyle. Dışarıda para buldun, gittin bilgisayar aldın dedim ya. Söyle, onu nasıl çözeceksin? Adam geldi falan saydı. Hiçbir şekilde iyi niyetsizlik yoktur. Orada iyi niyet söz konusu. Kesinlikle. Yerde bulunan para, yani çek, hamile yazılı çek, sahibidir. Bir nevi karinesi içerisindedir. Bulandır. Tabii. Bilgisizliğin mazur görülmesinde ise örneğin tapu